Merhaba arkadaşlar. İktisat dersinde bugün temel iktisadi kavramlardan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak sevgili arkadaşlar, iktisatın tanımını verelim. İktisat bir bilimdir, sosyal bir bilim. İnsan davranışlarını inceler ama insan davranışlarının ekonomik boyutuyla ilgilidir. Peki iktisat nedir? Nasıl bir bilimdir ve çıkış noktası nereden oluşur? Hepimizin ihtiyaçları vardır ve ihtiyaçlar sonsuzdur. Yemek yemek isteriz, su içmek isteriz, alım gücüyle desteklendiği zaman evimiz olsun, arabamız olsun isteriz. Hatta iktisatta ayıp, günah, yasak kavramı yoktur. Bir insanın tüm ihtiyaçlarını inceler. Fakat bu ihtiyaçlarımızı giderirken biz mal ve hizmet kullanacağız. Bu mal ve hizmetleri üretecek kaynaklar kıt. Ne kadar bol olursa olsun arkadaşlar, üretim kaynakları, üretim faktörleri dediğimiz emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimci sonsuz olan insan ihtiyaçlarına yetecek mal ve hizmetleri üretmede yetersiz kalıyor. Burada en süper güç dediğimiz ülkeler bile kıt kaynak sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. İşte o zaman tercih yapmamız gerekiyor. Sonsuz olan insan ihtiyaçlarına biz buna yönelik mal ve hizmet üretiminde kaynakları nasıl dağıtacağız? İşte bunu inceleyen bilimin adı iktisat sevgili arkadaşlar. İktisat o zaman bir kıtlık bilimi diyebiliyoruz. Biz bu kıt kaynaklarımızı sevgili arkadaşlar hangi mal ve hizmetlerin üretiminde kullanacağız? Aynı zamanda iktisat bir tercih bilimi de diye biliriz. İktisatın en temel problemi nedir denilirse de o zaman tabii ki yanıtımız kıtlık olacak. Çünkü bu bilimin doğma sebebi olarak kıt kaynak sorununu kabul ediyoruz. İnsan ihtiyaçları sonsuz dedik sevgili arkadaşlarım. Peki ihtiyaç nedir? İhtiyaç kavramı üzerinde biraz duralım. Karşılandığı zaman insana doyum ve haz duygusu sağlayan, karşılanmadığı zaman acı ve elem yaratan, hatta bazı durumlarda insan yaşamının devamını tehlikeye sokan duygunun adı ihtiyaç sevgili arkadaşlar. Karnım acıktı, yemek yeme bir ihtiyaç. Susadım, su içmek bir ihtiyaç. Tehlikelerden korunma bir ihtiyaç. Barınma isteği bir ihtiyaç. Giyinme isteği bir ihtiyaç sevgili arkadaşlar. İhtiyaçların özellikleri. İhtiyaçlar sonsuzdur. İhtiyaçları giderecek kaynaklarım ise kıttır. Sonra bazı ihtiyaçlar periyodiktir. Periyodik demek tekrarlanır, tekrarlanabilir ama bazı ihtiyaçlar periyodik arkadaşlar. Bunlarda mesela yemek yemeyi örnek gösterebiliriz. Karnım acıktı, yemek yedim, ihtiyacım giderildi, doyum duygusuna ulaştım. Ama bir sonraki sefer yine ne yapacağım arkadaşlar? Tekrar acıkacağım ve tekrar yemek yeme ihtiyacı hissedeceğim. Yine iktisatçılar ihtiyaçların ahlaki boyutu ile ilgilenmezler. Gerçekten de bir uyuşturucu bağımlısının uyuşturucu ihtiyacını iktisat bilimi inceleyebilir. Ahlak gibi bir kavram iktisatın ihtiyaç konusunu incelemesinde engel teşkil etmez. İhtiyaçlar zorunlu yani mutlak ihtiyaçlar zorunsuz ihtiyaçlar diye ikiye ayrılır. Yemek yemek, su içmek, tehlikelerden korunmak, barınmak zorunlu ihtiyaçlardır. Bunları yapamazsanız yaşamınızın devamı tehlikeye girebilir. Ama sinemaya gitmek sevgili arkadaşlar daha bir zorunsuz yani ikinci derecede ihtiyaçtır. Eğer sinemaya gitmezseniz biyolojik hayatınız tehlikeye girmez. Ama tehlikelerden korunma, barınma, giyinme, su içme, dinlenme gibi temel ihtiyaçlarımızı kenara koyarsak onun dışındaki tüm ihtiyaçlara zorunsuz ihtiyaçlar diyemeyiz. Çünkü bu kişiden kişiye, toplumdan topluma, yaştan yaşa değişebilir. İhtiyaçlar
sürekli artma eğilimindedir sevgili arkadaşlar. Gerçekten de ihtiyaçlar sevgili arkadaşlarım her geçen gün kültürel, sosyal, teknolojik gelişmelerle birlikte artma eğilimi gösterir. Yine ihtiyaçlar ikame edilebilir. İkame etmek birbiri yerine kullanmak demektir. Örneğin canınız meyve yemek istediğinde elma yerine portakal ya da armut yiyebilirsiniz. Ya da canınız kültürel bir faaliyete katılmak istediğinde, böyle bir ihtiyaç hissettiğinizde sinema yerine tiyatroya gidebilirsiniz. İhtiyaçların şiddeti birbirinden farklıdır. Gerçekten de sevgili arkadaşlarım, yemek yeme ihtiyacı ile bir sinemaya gitme ihtiyacı aynı şiddette değildir. Dolayısıyla ihtiyaçların şiddetleri birbirinden farklı diyoruz. İhtiyaçlar giderildikçe şiddeti azalır. Karnım acıktı, yemek yedim, doyum duygusuna ulaştıkça İhtiyacım giderildiği için şiddeti azalıyor arkadaşlar. Ta ki nedir? Bir sonraki sefere kadar. Tabii bu periyodik ihtiyaçlar için geçerli. Bazı ihtiyaçlar bir kere de ne yapılabiliyor arkadaşlar? Gerçekleşebiliyor ve yeterli olabiliyor. Örneğin üniversiteye gitmeye ihtiyacınız var. Üniversiteyi bitirdiniz ve bir daha üniversiteye gitmek isteğinde ihtiyacında olmayabilirsiniz. Ama ihtiyaçlar şiddeti giderildikçe azalmasına rağmen bazı ihtiyaçların şiddeti gittikçe artar. Yani siz o ürünü, malı, hizmeti kullandıkça sevgili arkadaşlar giderileceğine, şiddeti azalacağına daha çok ihtiyaç hissedersiniz şiddet anlamında. Buna bağımlılıkları örnek gösterebiliriz. Alkol bağımlılığı gibi, uyuşturucu bağımlılığı gibi. İktisatın tanımını verdik. İktisatın nasıl bir bilim olduğundan bahsettik. Kıt kaynak sorunundan ortaya çıktığını söyledik. Ve kıt kaynakların sonsuz olan insan ihtiyaçlarına nasıl dağıtıldığını inceleyen bir sosyal bilim dedik. Kıtlık bilimi, tercih bilimi dedik iktisata. Sonsuz ihtiyaçlar dedik ve ihtiyaçların tanımını verip özelliklerini anlattık. Şimdi de bu ihtiyaçları karşılayabilmek için sevgili arkadaşlar, ben mal ve hizmet tüketeceğim. Mal kavramı nedir? Hizmet kavramı nedir? Mal türleri, hizmet türlerine bunları sizlere anlatalım. Tahtamızı şöyle silelim. Hemen ihtiyaçlarımızın giderirken kullandığımız mal ve hizmet kavramından bahsedelim. Önce şuraya mal dedim, şuraya da hizmet dedim sevgili arkadaşlar. İhtiyaçları gidermeye yarayan fiziksel varlıklara biz mal diyoruz sevgili arkadaşlar. Örneğin susadım. İçtiğim su bir mal. Tahtaya yazı yazma ihtiyacım var. Kullandığım kalem bir mal sevgili arkadaşlar. Ya da sokağa çıkacağım, ayakkabı giymem gerekiyor. Ayakkabı nedir? Bir mal. Ama saçımı kestirmek istiyorum. Saçımı kestirirken aldığım şey mal değil. Nedir? Bir hizmet. İhtiyaçları gidermeye yarayan, fiziksel olmayan varlıklara ise hizmet adı verilir. Bazı iktisat kitapları mal ve hizmeti şöyle tanımlar. Attığınızda ayağınıza düşebilen şeyler mal ama düşemeyen şeyler hizmettir diye tanımlara da rastlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Mallar üretildiği zaman tüketilmek zorunda değildir. Stoklanabilir, saklanılabilir ama hizmetler üretildiği anda tüketilir. Saçınızı nedir? Kestikleri an, bunu bir sonraki sefere stoklayamazsınız. Hizmetler ikiye ayrılır. Kişisel hizmetler ve ticari hizmetler sevgili arkadaşlar. Bir üretim organizasyonu gerektirmeyen, işte berberin, dişçinin,
terzinin verdiği hizmetler, kişisel hizmetler, bir üretim organizasyonu gerektiren hizmetler ise ticari hizmetler, sigortacılık gibi, bankacılık gibi, haberleşme gibi hizmetleri de biz ticari hizmetlere örnek gösterebiliriz. Gelelim mallara, malların türlerine. İlk olarak sevgili arkadaşlar, malların serbest mal, ekonomik yani diğer adıyla iktisadi mal olarak ayrıntılı inceleyeceğim. Serbest mal size faydası vardır ama kıt değildir arkadaşlar. Yani ihtiyaçtan daha fazla doğada bulunabilir. Örneğin güneş enerjisi, soluduğunuz hava bir serbest maldır. Güneş enerjisine de ihtiyacım var, soluduğum havaya da ihtiyacım var. Ama ihtiyacımdan daha fazla doğada bulunabiliyorlar. Eğer bir mal ya da bir hizmet kıt değil ise sevgili arkadaşlar, bedeli yoktur. O zaman serbest malı şöyle tanımlayabiliriz. Faydası olan ama ihtiyaçtan daha fazla doğada bulunan, kıt olmayan, bedeli olmayan, diğer mallar cinsinden bir sosyal maliyeti olmayan mallara biz serbest mal diyoruz. Güneş enerjisi gibi, soluduğum hava gibi, köyde pınardan içtiğim su gibi sevgili arkadaşlar. Ekonomik mal ise kıt kaynakları kullanan, dolayısıyla diğer mallar cinsinden bir sosyal maliyeti olan, bedeli olan mallardır. Sakız da ekonomik maldır, elmas da ekonomik maldır. Bir kuruş bile verseniz, bir lira bile verseniz arkadaşlar, bedeli olan her mal ekonomik maldır. Sakız daha ucuzdur, elmas daha pahalıdır. Buradaki sakızı daha ucuz, elması daha pahalı yapan şey kıtlık olgusu değil, daha nadir bulunma olgusudur. Bunu lütfen karıştırmayın. Yine sevgili arkadaşlar, soluduğum havaya ben ne dedim? Serbest mal dedim ama denizin dibindeki dalgıcın tüpündeki hava ise arkadaşlar ekonomik maldır. Bunu unutmayalım. Ya da pınardan içtiğiniz su serbest malken marketten aldığınız su nedir sevgili arkadaşlar? Ekonomik maldır. Bir diğer mal ayrımı, üretim malı ki buna ara mal da denilebiliyor ve tüketim malıdır. Bu da nedir bizim için? Nihai maldır sevgili arkadaşlar. Üretim malı, başka bir şeye dönüşmek üzere kullanılan malın adı üretim malı sevgili arkadaşlar. Örneğin ketçap olmak için fabrikaya giden domates nedir bizim için? Bir üretim malıdır. Ya da ekmek olmak için fabrikaya giden un nedir? Bir üretim malıdır. Tüketim malı ise direkt satın alan kişiye fayda sağlayan, direkt kullanılabilen maldır. O yüzden de nihai, yani son anlamına gelen bir kelimeyle de ne yapılabilir? İfade edilebilir. Ne dedik? Domates, ketçap olmak için fabrikaya gidiyorsa üretim malı ama evime aldığım domates sevgili arkadaşlar benim için tüketim malıdır. Evime kek yapmak için aldığım un benim için tüketim malıdır. Bir ekmek fabrikasına ekmek olmak için giden un ise nedir? Üretim malıdır. Bir diğer mal ayrımı, dayanıklı mal, dayanıksız mal sevgili arkadaşlar. Kullanıldığı zaman sana faydayı sağlayan ve sonra faydası bitip kendi de biten mallara dayanıksız mal adı veriliyor sevgili arkadaşlar. Örneğin yediğiniz her yemek bir dayanıksız mal. Yediniz, faydayı sağladı ve mal da tükendi. Ya da kullandığınız, evinize aldığınız bir mum nedir? Dayanıksız mal. Ama alındığı zaman 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl gibi uzunca sürelerde size fayda sağlayan mallara ise dayanıklı mal adı verilir. Örneğin evinize aldığınız buzdolabı gibi, çamaşır makinesi gibi mallar dayanıklı mallardır. Bir diğer mal ayrımı, ikame mal, ikame mala
rakip mal adı da veriliyor ve tamamlayıcı mal, ikame mal, birbiri yerine kullanılabilen mal, birbiri yerine kullanılabilen mal. Yani onu kullanıyorsan diğer mala ihtiyacın olmayabilir sevgili arkadaşlar. Örneğin çay, kahve gibi ya da tavuk eti, kırmızı et gibi ya da pirinç, bulgur gibi